Değerli izleyenler, Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimize hepiniz hoş geldiniz. 2000 Evler Mahallesi'nde yürüyüşe çıkan yaşlı vatandaş etrafını saran köpekler nedeniyle oldukça zor anlar yaşadı. Yaşlı adamın imdadına bir kadın yetişti. Nevşehir 2000 Evler Mahallesi TOKİ konutlarında oturan apartman sakinleri grup halinde gezen sokak köpeklerinden şikayet ederek yetkililere seslendi. Bugün sabah saatlerinde 2000 Evler Mahallesi TOKİ konutlarında sabah yürüyüşe çıkan bir vatandaşın üzerine yürüyen sokak köpekleri korkuttu. Belediye tarafından yeni yapılan parklarda sabah yürüyüşe çıkan vatandaşlar köpeklerden dolayı tedirgin olduklarını dile getirerek yetkililerden bu konuya çözüm bulmalarını istedi. 2000 Evler TOKİ C2 blokta oturan bir apartman sakini şikayetini şu şekilde dile getirdi. Sürüler halinde gezen köpekler bizleri ve çocuklarımızı bazen metrelerce kovalıyor. Özellikle sabah ve gece geç saatlerde parklara yürüyüşe çıkan insanlar büyük korku yaşıyor. Bu sabah yine bir olaya şahit olduk. Yaşlı bir amca parkta grup halinde gezen başıboş köpekler nedeniyle korku dolu anlar yaşadı. Bizler hayvanları seviyoruz ama durum böyle olunca bizler de çok korktuk. Artık çok tedirgin oluyoruz. Özellikle bu ara grup halinde gezen köpekler çok fazla arttı. Çok tedirgin oluyoruz. Kendimizi korumak için sürekli yol değiştirmek zorunda kalıyoruz. Eğer yetkililer bu konuya bir çözüm bulmazsa kötü sonuçlar olacağından çok korkuyoruz. Buradan yetkililere sesleniyorum. Özellikle 2000 Evler TOKİ için hayvanlar konusunda bir çözüm bulun dedi. Nevşehir'de Şen ailesinin acı günü var. Nevşehir'in Derinkuyu ilçesi Bayramlı Mahallesi halkından Mehmet Şenoğlu, Durmuş Şen, elin bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi bugün öğlen namazına müteakiben Bayramlı Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Nevşehir Anadolu RTV olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, vatandaşlarımızın dikkatine diyerek uyarıda bulundu. Başkan Çiftçi, Kızılırmak Nehri boyunca birçok yerleşim yerinde görülen sivrisinek ile mücadelemizi özel ekiplerin de katkıları ile artırarak sürdürüyoruz. Bu kapsamda bugün saat 8 ile 12 saatleri arasında drone destekli ilaçlamalarımız Kızılırmak kenarı, Sadabat Parkı ve tüm bataklıklarda uygulayacağız. Uygulama saatlerinde vatandaşlarımızın belirtilen yerlerde bulunmaması önemli rica olunur denildi. Nevşehir ve Gülşehir Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucudan iki şahsa işlem yapıldı. Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından icra edilen faaliyetlerde il merkez ilçe jandarma komutanlığı sorumluluk sahasında 18 Temmuz 2023 tarihinde icra edilen faaliyette bir şahsın iş yerinde ve eklentilerinde yapılan aramada 17 kök kenevir bitkisi ve 35,66 gram kubar esrar ile geçirildi. Şahıs hakkında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve 2313 sayılı kanununu muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Bunun yanı sıra Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığı sorumlu sahasında 18 Temmuz 2023 tarihinde icra edilen faaliyette bir şahsın üzerinde yapılan arabada bir adet uyuşturucu kullanma aparatı, bir adet şeffaf poşet içerisinde 45 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şahıs hakkında Gülşehir Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan ve 2313 sayılı kanunu muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Denildi. Bir süredir gündemde olan kahvehane, çay ocağı ve çay bahçelerindeki içecek fiyatlarına zam konusu. Geçtiğimiz gün alınan kararla resmen yürürlüğe girdi. Nevşehir Kahvehaneci ve Lokantacılar Odası'nın talebiyle kahvehane ve çay ocaklarından satışa sunulan çay zamlandı. Buna göre Nevşehir Kahveciler Odası'na bağlı il genelinde kahvehane, çay ocağı ve çay bahçelerinin yeni tarifeler belirlendi. Nevşehir Kahveciler Odası tarafından belirlenen fiyat listesi şu şekilde. Kahvehaneler için çay, orelet, tarçın elma 6 Türk lirası, salep fincanda 18 Türk lirası, kahve 18 Türk lirası. Çay ocakları, köy ve kasabalar için çay, orelet, tarçın, elma 5 Türk lirası, salep fincanda 18 Türk lirası, kahve 18 Türk lirası. Turistik beldeler için çay, orelet, tarçın, elma 7,5 Türk lirası, salep fincanda 20 Türk lirası, kahve 20 Türk lirası. Nevşehir Belediyesi'nin eski başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamalar ile isim vermeden yolsuzluk yapıldı diyerek bombardımana tuttu.
2019-2021 yılları arası Nevşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten ve sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa eden Rasim Arı çok önemli açıklamalarda bulundu. Rasim Arı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nevşehir Belediyesi kimsenin babasının çiftliği değildir. Hiçbir ideolojik ve ekonomik gruba da ait değildir. Nevşehir Belediyesi 123.880 kişinin ortak olduğu kamusal bir şirkettir. Şirket ortakları şehrimizin her bir bireyidir. Şirket çalışanları ise kimsenin ağası, paşası değil. Ancak bu şehrin evlatların hizmetkarıdır. Bu nedenle Nevşehir Belediyesi kimsenin kendisine yakın gördüğü kişileri zengin etmeye yeri değildir. Şimdi vicdan sahibi hemşehrilerime sesleniyorum. Eğer biz sorgulamak yerine sadece şükredersek, haksızlığa karşı durmak yerine susarsak, belediyenin malını zenginleşme aracı olarak kullananlar bizleri, yani bu memleketin gerçek sahiplerini daha çok ezmeye devam eder. Onlar bizlerin parasıyla gününü gün ederken bu memleketin evladı sıkıntı içerisinde yaşar. Şimdi hemşehrilerime, İçişleri Bakanlığı'na ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vicdan sahibi savcılarına sesleniyorum. Nevşehir Belediyesi ve yüz milyonlarca liralık serveti olan personeller ile alakalı rapor hazırlayan müfettiş Atilla Şahin'in binlerce sayfalık raporunu, on binlerce sayfalık ekini neden işleme koymuyorsunuz? Hangi güç ve güç sahipleri suçları raporlarla sabit olan kişilerle ilgili işlem yapılmasına engel oluyor? Sayın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hem dünya hem ahiret sorumluluğu gereği teftiş kurulu başkanlığında bekleyen raporu soruşturma izni vermeniz vicdani ve hukuki sorumluluğunuzdur. Nevşehir'de bu yıl ikincisi düzenlenecek olan O Festival iptal edildi. Nevşehir'in Derunk ilçesinde geçen yıl ilk kez düzenlenen Yaz Şenlikleri ve Fasulye Festivali'nin ikincisi bu sene düzenlenmeyecek. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş, Elbistan ve Pazarcık merkezde meydana gelen 11 ile etkileyen iki büyük deprem sonrası 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Asrın felaketi olarak adlandırılan bu deprem nedeniyle birçok organizasyon gibi Derinkuyu'da bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Yaz Şenlikleri ve Fasulye Festivali iptal edildi. Derinkuyu Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda coğrafi işareti tescil almış kuru fasulye adını her yılın Ağustos ayında yapılması planlanarak geleneksel hale getirilecek olan Yaz Şenlikleri ve Fasulye Festivali bu yıl 11 ilimizi etkileyen asrın felaketi olan deprem nedeniyle alınan karar gereği iptal edilmiştir denildi. Bugün Nevşehir'de 6 kişi hayatını kaybetti. Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Altıpınar Köyü sakinlerinden Nevzat Yalçın genç yaşta hayatını kaybetti. Nevşehir Devlet Hastanesi'nden emekli kahveci İbrahim Kaynaroğlu, Metin Kaynar hayatını kaybetti. Metin Kaynar'ın cenazesi ikindi namazına müteakiben Fişekçi Camii'de kılınacak olan cenaze namazı sonrası toprağa verilecek. Nevşehir Merkez ilçeye bağlı Alıcıçar Köyü halkından Ahmet Taşdemir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi öğlen namazına müteakiben Alıcıçar Köyü'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Ürgüp ilçesi İltaş Köyü halkından Durmuşoğlu Ahmet Öztürk 73 yaşında hayatını kaybetti. Ahmet Öztürk'ün cenazesi ikindi namazına müteakiben İltaş Köyü'nde toprağa verilecektir. Hacı Bektaş halkından Zeynep Ünal hayatını kaybetti. Zeynep Ünal'ın cenazesi öğlen namazından sonra Aşıklar Köyü mezarlığında defnedildi. Nevşehir Anadolu RTV olarak merhum ve merhumelere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Değerli izleyenler, Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Thank you.